Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Komünist Türkiye ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce beni ilk defa keşfettiyseniz hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Abi ben sizi bu tarafa alayım. Ben şimdi bir önceki bölümde söylemiştim zaten. Şu bölgeyi almak istiyorum. Çünkü Birleşik Krallığı'nın elinden biz buraları alırsak rahat ederiz. Bayağı rahat ederiz hem de. Şimdi abi buralarda aslında imkanlar var. Biz buradan asker basıp nasıl olsa karayolu şey an deniz yoluyla biz bunları buraya aktarabiliyoruz. Aktaralım da bence zaten. Gel bu tarafa abi. İşte bak buradaki hareketlilik sürüyor. Buradaki Sovyetler Birliği devam ederse ben şurayı savunabildiğim kadar savunacağım. Yani gittiği yere kadar gidecek artık çünkü art niyetli bir düşüncemiz yok. Britanya, Hindistan'ı bunlar bize düşman değiller şu anda. Ama ben bu toprakları buradan alırım abi. Ciddi söylüyorum, ben bu toprakları buradan alırım baba. Büyük düşüneceğiz artık. Kendi eski topraklarının sahipleriyle vuracağız artık. Valla İtalya ile vuracağız. Pardon, Yunanistan'dan çıkardığımız askerlerle vuracağız oraları. Fransa'nın ekonomisi çok sağlam. 100 bin şurada var. 50 bin de buralarda bir yerde vardı ama birleştirmişler büyük ihtimalle. Fransa ile ilişkileri iyi tutmam gerekiyor. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Gerçekten bir problem olsun istemiyorum çünkü. Of 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 of. Fransa bu topraklardan asker getirirler bana. Getirmesinler. Gelmesin daha doğrusu. Burada çok asker yok zaten benim ya. Abi şuraya şöyle gelen giden var mı diye de bakıyorum aynı zamanda. Cep hattını sağlam tutacağım. Sınır güvenliğini tutmam lazım çünkü. Ya böyle ilerlersem başımıza herhangi bir hal gelmez. Ama nedense ben burada Sovyetlerin geri çekildiğini seziyorum. Doğru mu seziyorum bilmiyorum vallahi. Sovyetler buradan geri çekilmesin. Çok fazla askeri var burada. Tamam, Sovyetler buraya dağıtırsa güzel dağıtır ki dağıtsın da zaten. Ya benden yana herhangi bir sıkıntı, bir problem yok. Şunlar kalabilirler burada. Burada bir problemimiz yani şöyle böyle var. Tamam, İtalya Yarımadası'nda Birleşik Krallığın topraklarını alırsak rahatlarız. Siz de ben şöyle toparlayayım. Ben Almanya'nın şey Birleşik Krallığı'nın. İşte bak gördün mü? Ben dedim ya, yani burada bir atak var. Hafifte bir zahmeti var şu anda bu toprakların, oradaki askeri birliklerin bize. Abi çıkın abi. Çıkın çıkın çıkın. Güzel. Of. Baba güzel dağıttılar bizi be. Yani adam orada güzel asker basmış şimdi. Hiç bok atmayalım. Gerek yok böyle bir şey. Rodos'ta bir şeyler var mı? De, Rodos'ta da bizim şey yoktu galiba. Liman yoktu sanki ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ben inşallah yanlış hatırlıyorumdur. Tamam. Balkanlardan gelen askerler en azından çizmeye işimize yarayabilir. Geç bu tarafa. Beklemeli oğlum buralarda. Hareket puanımız kalmamış. Güzel. Alalım şuraları. Alamıyorum çünkü burada dedim ya liman yok. Liman liman. Ay ay hadi. Bu hiç olmadı dostum.
Ya abi bak, Sovyetler niye böyle yapıyor şu anda ya? Kahpelik yapıyorlar. Yapmayın kardeşim, niye bizim buradaki topraklarımızı almalarına izin veriyorsunuz? Saldırın adam gibi lan. Tamam, heh. Sovyetler ilerlesinler zaten. Ben ilerlemek istemiyorum aşağı doğru. Öyle bir sıkıntı, derdim yok benim. Tamamdır. Sen çık abi şuradan. Çok fazla yıpratamıyorum ben buraları. Yine biz burada asker basalım. Geri aldık sonuç itibariyle bizim toprakları. Ya benim gelecek olan askerim de kısıtlı yani. Güzel. Tamam babacığım, gel böyle. Biz buradan bir takviye birlik. Ya işte buralardan çıkmıyor asker ya. Buradan çıkmıyor abi. Çok uzaktan asker basmak zorunda kalıyorum. E bu da zahmetli benim için. Buradan gelen askeri ben ne yapacağım şu anda? Almanya'daki, daha doğrusu Alman hükmü, Almanya'nın kontrolünde almış olduğum yerlerde asker gelmiyor. Oha. 3000 küsur asker çıktı lan buradan. Bak. Biz hemen hemen her oyunumuzda mutlaka Birleşik Krallık'ta bir mücadele sergiledik. Şimdi. Sizi ben burada toplayayım şöyle bir. Sizler toplan, ne yapacağım burada? Tur başına getirimiz düştü. Altın çağımızı yaşıyormuşuz. Valla sevinelim mi üzülelim bilemedim. Ya hadi Sovyetler, al şu toprakları. Bir şey kalmadı şurada geriye. Tamam, şurada da ben dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışıyorum artık. Zorlanıyorum çünkü, ama yani yapacak herhangi bir şey yok. Buraları şimdi aslında merkez üssü değil bunların. Benim duruma şöyle bir bakalım. 22 turumuz var. 14 turda saldırmazlık paktımız var. Tamam. Şurayı almam çok iyi oldu. Ben buraya 1250 asker daha çekeyim sınıra. Çünkü Fransa sonuç itibariyle yani bunlar aynı büzüktaş. Yani demeyi sevme sen de bu cümleyi, ama karşılığı bu. Şimdi burada bir sıkıntımız yok. Ben burayı kapatmaya çalışabildiğim kadar kapattım. Sovyetler burada çok fazla aktif değil. Şimdi Sovyetlerden buraları kurtarmak lazım. Ben aslında şu bölgeyi de alırsam şayet bir ateşkes yaptığımızda 84 puanlık yer alabiliyorum. Abi şöyle yapsam mesela, burası dayanmaz 84 puanlık, değil mi? Dayanmayacak da zaten. 3 puanlık bir yer var, bitti. Bir tane daha mı alabiliyoruz? 4 mü? Tamam. Mesela biz burada hani bir ateşkese gitmeye çalışsak. Vallahi oldu. Tamam. Kademe kademe Birleşik Krallık'tan toprak alıyoruz şu anda. İlişkileri geliştirelim biz Birleşik Krallık'la. Saldırmazlık paktı için şu anda erken, 45 turumuz var çünkü bunlarla. Fransa'yla da ateş kes için, daha doğrusu derdi o. Gel buraya. Tamam, 12 tur falan var daha. Bizi dost medeniyet olarak görüyor şu anda Fransa. Biz yani iç güveysinden hallice diyebileceğimiz bir konumda. Askerler olduğu için üzerinde otomatik olarak yenileme yapmıyor. Tamamdır, yapmasın şimdilik. Ben şuraya alacağım.
Yani buradaki tamam. Aslında şu toprakları aldıydık ama yapacak bir şey yok. Sovyetlerden çok fazla bir destek gelmedi. Britanya Hindistan'da hani böyle kafa tutayım desem abi adamlardaki topraklara bak ya. British Malaya odur budur falan filan hepsi burada. 42 ittifak aslında ya biz bu toprakları denesek nasıl olur acaba? Abi buralardan gelecek olan adamlara ihtiyacımız var bizim özünde. Çin. Çin sen bizi dost görsen ne görmesen ne şu anda. Tibet'e bak. Nepal, Tibet. Bunlar hiçbiri bizi sevmiyor ya. Fransa'ya da çok fazla iyi ilişkiler beslemiyoruz zaten. Tamam abi biz bir şuraya alalım. Ya sik. Yo alma. Tamam. Ya şaka gibi işte ya. Bu çok saçma oluyor abicim ya. Adam bu topraklara nasıl o kadar asker çakabilmiş? Yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ver bana bu toprakları, defol git. Tamamdır. Portekiz'i de tamamıyla attığımıza göre artık İspanya tarafı da bizim oldu. Katalonya. Bizim için önemliydi şahsen. Yani buralardaki toprakları almak çok önemli. Yani tek parça haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü her an her yerden bir savaşım var. Aa işte. Birleşik Krallığa geldik. Askeri ilişkileri çok güzel ilerlemiş. İttifak talep etmiyorum tabii ki de. Senle durum 10. Son verme oğlum son verme. Saldırmazlık paktı imzaladım seninle. İmzala. Heh, rahatla. Sen de rahatla. Ben de rahatlayayım. Finlandiya neyin ticaretini talep ediyor? İsviçre'ye karşı. Hadi birader hadi. Dersiz başıma dert alamayacağım şimdi. Şurada askerim iyi. Burada Belçika'nın ufacık bir toprak kalmış. Nazi Almanya'sı. Sen kimle neyin savaştasın oğlum? Sen burada ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Nazilere bak. İsveç kimle savaşta? Kimseyle. Nazi Almanya'sı kimle savaşta? Onlar da kimseyle savaşta değil. Valla Hitler'i arkadan vurduk ama valla istemeye istemeye vurduk yani mecburen vurduk onu da. Böyle bir şey istemiyorduk daha doğrusu. Ben sana Lüksemburg ultimatom versem, eyalet talep etsem senden. Yani bas git birader. Senin o toprağına bir ihtiyacım olduğundan değil. Sadece canımı sıkıyorsun orada. Fransa ile durumlar, ateşkes durumlarımız nedir? Ona bakacağız bir. İmzalayalım baba. İlişkileri de geliştirelim. Sen de boşlamayalım seni. Biz şu anda tamam. Senle de geliştirmiyoruz. Senle de geliştirelim. Ya ne olur ne olmaz. Ben sıkıntı çekmeyeyim. Benim derdim bu. Araştırmalara vereceğiz. Yalnız Naziler burada nasıl oraya kadar ulaştılar o da ayrı bir durum. Estonya'ya bak sen. Ben Birleşik Krallığı şimdiki amacım şu toprakları. Ama yani bu toprakları alırken benim işim bitmiyor. Çünkü buradan çok kötü saldırıyorlar. Britanya Hindistan'a baktan Fransa'ya mı daldı? Britanya Hindistan'ıydı. Abi ilişkileri geliştirelim biz ya. Sen kimseyle ittifak değilsin değil mi? Lan ne oldu? Eyvah. Ya Fransa ne bize savaş ilan etti şimdi?
İşte en büyük sıkıntılarından bir tanesi buydu. Fransa bize savaş ilan etti. Etmeseydi daha iyiydi. Şu anda kafamız daha rahat olacaktı. Ama maalesef yine rahat durmadı. O da ben de. Abi şuraya alacağız mecburen ya. Başka çaresi yok. Al abi sen şurayı. Bak. Baba adam sınırdan çok sağlam geliyor. Sovyetlerin artık girmesi gerekiyor bence bu işe. Bunlar bir anda bizi savaşta kötü oldu ya. Bizi niye bunlar direkt savaşa dahil ettiler? Abi saldırmazlık paktımız vardı. Bir süre daha giderdik biz ya. Ulan vallahi billahi ya. Haybeden mi yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Allah belanı vermesin oyun ya. Başım döndü. Fransa'nın bir anda böyle çıkışı sıkıntı benim için. Gel. Gel buraya. Gel gel gel. Beklemeyin oralarda. Beklemeyin. Tamam abi. Yalnız Sovyetlerin topraklarını almışlar. Biz toprak alıyoruz. Sovyetlere gidiyor. Şunlara bak. Ben kendi derdindeyim şu anda. Sovyetler kendi derdinde ya. Adamlar hiç ilgilenmiyorlar savaşla. Hani sanki benimmiş gibi. Buralar komple Sovyetlerin değil mi? Harbi Sovyetlerin de burası ya. Abi adamlar manyak dağıttılar Sovyetleri. Ya babacım yapma sen bunu Sovyet. Budapeşte de asker çıkartalı. Bir 4000 civarında falan geliyor buradan. Güzel. Baba şöyle yukarılara. Tur puanımız bitti. İşte. Geldik asıl sıkıntıya. Benim sınıra çok fazla asker yığdırmışlar. Ne oldu oğlum alamadın mı? Aldıracağım ben sana. Sen şimdi bekle. Şuradan. Sen çık şurada bir kapış bari ya. Yalnız buradaki askerleri sadece ama sadece yani göğsümüzde yumuşatabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz burada. Abi 10.000 askeri var bu adamın burada ya. Biz yanlış ittifak mı seçtik acaba? Gerçekten de komünistlik bize yaramadı mı? Basamıyorum bile şu anda. Şuraya bak sadece Sovyetler toprağını kurtarıyoruz şu anda. Bu adam şu anda bütün askeri gücüyle bu tarafa doğru inmiş abi. Bu adam bu topraklara indiği için şöyle yapacağız. Seni bu tarafa doğru çekeceğiz. Şimdi dostum bak. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. Sovyetler tarafında sıkıntım var. Çık biraderim böyle. Vur şuradan. Sen de buraya boş bırakma da ne olur ne olmaz. Bizimkilerin bir tarafı salaktır. Of. Asker basıyorum ama topraklarda sıkıntımız var. Para bitti bitecek. Hiçbir alta yaramıyor şu anda. Ben kendimi korumaya çalışıyorum ama kendimi de koruyamıyorum.
Sohbetler bacağımıza sıçtı çünkü yani bunun başka bir tabiri yok. Affedersiniz. Ama karşılığı bu yani. Lan oğlum nereye gidiyorsun geri zekalı? Oş. Yukarıları kapatalım bari. Bas babacım sınıra. Tamam. Bak burada Sovyetler toprağı var abi. Bak burası Sovyetler toprağı. Bizle bir alakası yok bu işin. Sovyetler niye kendini korumak istemiyor? Gerçekten Sovyetlerin şu anda yaptığını algılamaya çalışıyorum, algılayamıyorum. Hani neyi amaçlıyor olabilirler şu anda? Biz yine buradan bastık ama iyi mi ettik, kötü mü ettik göreceğiz. Burayı birleştirelim, yukarıdan aşağısını alırız. Şu alanı kurtarmam lazım. Yani Sovyetler artık neyi planlıyorsa planladığı şeyi bize de anlatması lazım ki bize bilelim. Abi adamlar asker getiriyorlar buraya ya. Baksana. Aldığım topraklar Sovyet toprağı. Müttefikimiz eşek yüküyle yattığı için. Bak adam direkt buraya çekti askerini. Sen bekle. Burası gelsin ondan sonra çıkış yapacağız buraya. Bak tekrardan söylüyorum. Sovyetler bu tarafa Fransa bu taraflarda güçsüz. Adam bütün askeri birliğiyle bu tarafa doğru yığılmış vaziyette. Ben şuradan kendi götümü kurtarayım. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Çünkü tehlike benim için tehlike, ciddi tehlike buraları. 250-300 askerle adam mı alınır abi ya? Bak. Çok az askerle saldırıyor burada. Vallahi ben kendi toprağım için onlardan daha çok saldırıyorum onların toprağı için ya. Tamam buralardan biz asker takviyesi de bundan ama çok bir şey gelmeyecek buralarda. Hazinemiz boşaldı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. 10.000 asker burada bak kaybeden yatıyor şu anda. Çık şuraya. Bin asker buradan geliyor ama ya. Al şunu şurada ya, gözünü seveyim, kapat şunların önünü. Sovyetler bir türlü bir şey yapmıyor, benim canımı sıkmaya başladı bunlar ya, çok kötü sıkıştım abi. Tamam.
34 puanım var benim burada. Nereden ne aldık bilmiyorum şu an için ama. Bak hiçbir şey almayalım. Şu anda saldırıyor adamlar. Of. Bas şuradan ya. Bas, bas. Tek turda asker basıyorum. 3000 asker geliyor. O da zaten oraya heder olup geri gidiyorlar. Şu hattı da böyle kapatalım bari. Ya olmuyor, olmuyor ya. Ben anlamadım şu anda. Yanlış ittifak seçtik. Ceremesini çekiyoruz. Başka hiçbir açıklaması yok bu işin. Gerçekten yok. Kızmıyorum da ama yani bizim hatamız oldu. Abi bizim hatamız oldu da. Hep bir bizim hatamız var be kardeşim be. Hep bir bizim hatamız var be. Geç bu tarafa. İn. Koruyun bari abi, ne yapalım yani, koruyun bari. Mal gibi bekliyor bizimkiler de ya. Gel. Yok yok, buraya gel. Hayır. Bir tur daha saldırmaz paktı yapalım ki işi garanti altına almam lazım. Adam gözün gözün geliyor oradan. Görüyorum ben geldiğini. Tamam, kabul etti en azından. Ya hakikaten şu anda sıkıntılı süreçlerdeyiz. Aslında kardayız ama yapacak hiçbir şey yok. Ateşkese ne onlar yanaşıyor ne biz yanaşıyoruz. Kim istemiyor ateşkesi? Tabii ki Sovyet Rusu istemiyordur. Adam gibi eminim yine. Aa ulan eşşoğlu eşek, saldırmıyorsun bile adamlara. Ulan bizim askerleri oluyor sürekli olarak ya. Hakikaten sadece benim askerlerim oldu burada olan. Sovyetler hiçbir şey yapmadı. Biz onların topraklarını şu anda temizliyoruz. Şu anda da mecburum topraklarını temizlemeye. Çünkü bu tarafa ilerleyemiyorum. Fransa çok yaklaştı bize. Ya ama çok şikayet ettim ben de ya. 21 bin askerim var. Tövbe yarabbim. Şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Götüne sok o kadar askeri. Benim işime yaramadıktan sonra ne yapayım ben o kadar askeri abi. Benim en etkin olmam gereken yerlerde toprak veriyorum şu anda. Dayanın oğlum. Dayanın şu topraklarda. Buralarda sıkıntıyı... hafife indirmem, ağza indirmem lazım. Ama nedense sanki Birleşik Krallık'ta bu savaşa dahil olacak gibi izlenim var içimde. Ulan inşallah yanlış bir izlenime kapılmışımdır.
Çünkü önemli yani, eğer savaşa girerlerse ben çok sıkıntı çekerim şu anda burada. Ya Birleşik Krallığı şu anda ciddi anlamda dokunmaması lazım hiçbir şekilde hiçbir şeye. Fransa rahat durmuyor tabii ki. Of, çok zorlandık. Çok zorlandık bu bölümde. Elhamdülillah bu bölümde yine içimizden geçtiler. Bir şekilde içimizden geçmeyi başardılar. Kızmıyoruz tabii ki de. Yani adamlar hak ettiler çünkü. Biz de hak ettik. Aslında yüksek bir puantajımız var. Ama kullanamıyoruz. 3 puan var. 3 puanı nereye alacağız abi? 3 puan bir şeyimiz kalmadı ki bizim burada. Daha doğrusu bir şey. Aa, şurası. Hadi şurayı aldım. 45 turda ateşkes yapalım diyeceğim. Hani ama yapmayacaklar. Biliyorum çünkü. Adamlar bizim tadımızı aldı. Bırakırlar mı? Nereye kadar yürüyebilsek o kadar yürüyeceğiz artık. Ateşkese yanaşmayacaklar. Onu biliyoruz artık. O Allah'ın emri oldu. Abi açın açılabildiğiniz kadar ya. Ya ne yapayım şu anda? Şurası sıkıntılı. Ya şurası bir girdap yani. Buradan çıkmam çok zor şu anda. Çıkamayacağım için de adam da onun farkında. Bu anede bekleyecek. Şöyle yapalım. Ben şuradan bir oyunumuzu kaydedelim. Bu turu bir geçelim bakalım. Abi adam geliyor. Görüyorsunuz zaten aldığım bütün topraklar Sovyetler toprağı. Kendimize bir kuruş faydamız yok desem yeridir valla. Geniş açıyla bakalım ne var, bir halta benzesin. Evet dostlar, bir bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video vesile hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirim çanını açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi davranıyorsunuz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz dostlar. Bay bay.